Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, bugün size yine bir model hazırladım. Bu model istek bir model. Instagram üzeri gelen bu motif. Şöyle ara suyu da kolay bildiğimiz her zaman yaptığımız kirpikli üçgen trabzanların ara suyu. Şimdi arkadaşlar bu motifin yanına ben yapsam bir tane daha bir tane bu motiften eklerim. Fakat gönderdiği modelin dışına çıkmamak için birebir aynısı olsun diye modelde bu şekildeydi ara suyu. Ben de gönderilen modelin ara suyu su gibi bu şekilde ara suyu hazırladım. Arka görünümü de bu şekilde aynı. Bakın kirpiksiz. Bu üçgen trabzanlarla arka tarafına da bu şekilde monte ettim motifimizi. Çok da güzel oldu. Ben öyle düşünüyorum. Şöyle Mevlüt örtüsüne de çok yakışır. Eğer yanına dağ yaparsak bu şekilde de olur. Mevlüt örtüsü, fular, havlu kenarı istediğiniz yerde tabii değerlendirmek size ait. Nerede isterseniz o şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet. İlk önce motifimizi yaparak başlayacağız. Şöyle 8 tane zincir çekiyorum. Yuva yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bakın bu ilk yuvayı fazla sıktırmadan hafif bu şekilde iple kapattım. İlk zincirime giriyorum. Şöyle bir tane ilmek alıp onu da tığımdakinden geçirip buraya bir tane sahte sık iğne ile kapatmış oluyorum. Bu şekilde çok güzel oluyor. Ve üzerine 5 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Yapmış olduğum bu yuvanın içine girip şöyle 2 2 alarak bir trabzan yaptım. 1 2 3 zincir. Bir defa tığımı doluyorum. Aynı yuvanın içine şöyle 2 şöyle 2 alarak 6 tane bu şekilde bakın yuva yapacağız. 1 2 3 zincir bir defa tığımı doladım. Hemen şöyle 2 2 alarak trabzan yaptım ve 3 zincir. Yine yuvamızın içine girelim. 2 2 4 oldu. 1 2 3 bu şekilde 5 tane yapıyoruz. Son yuvamızı da karşıya sabitleyeceğiz. 3 zincirimi yine çektim. Buradan bakın. Trabzanın 3. zincirinden giriyorum. Burada 5 zincir vardı ya. 2. veya 3. zincirinden bu şekilde buraya sabitliyorum. Evet, toplamda 6 tane bu şekilde yuva hazırladık. 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane zincirimizi çektik. Buradan 3. 1, 2. 3. zincirin içine giriyorum. Şöyle çözünürlüğümüz. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Başında 3. zincirin içine girerek bir sık iğne yaptım. Geriye kalan kısma da sık iğne yapacağız. Bunları zincirin altından alacağız. Motifte zaten bu ilk şey yaprağının yapılışını yapınca gerisi o kadar kolay ki şöyle tıkır tıkır çorap söküğü gibi geliyor denir ya, diğer yapraklar o şekilde gelir. Sizi zorlayacak olan bu kısım zincirin üzerine yapacağınız sık iğne. Bu zincirin üzerine de toplamda 9 tane sık iğne yapıyoruz. 4 5 6 7 8 ve 9. sık iğne. Bu şekilde 10 zinciri çektik. 3. zincirin içine sık iğne ile battık. Geriye kalan 8 tane daha yaptık. Toplamda 9 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 4 zincir çekerek şöyle dönüş yaptım. Bir defa da tığımı doladım. Bakın dibindeki sık iğneyi atlayarak bir sonraki ikinci sık iğnenin içine giriyorum ve 2 2 alarak bu şekilde kutucuk yapıyoruz. 1
iki zincir, bir defa doladım. Bir tane sık iğne bırakıp ikinci sık iğneme 2 alarak bu şekilde trabzan yaptım. 2 tane zincir çektim, bir defa doladım. Bir tane tığ battı bırakıp diğerine girdim. Şöyle 2 alarak, bakın 3 oldu. Yine 2 zincir, bir defa doluyorum. Bir tane atlayıp şöyle 2 alarak 4. kutucuğumu da yaptım. Bakın sonda bir tane kalacak. Hiç kutucuk atlanmayacak. Sonuncu kutucuğun içine girilecek. Şöyle 1-2 zincir, bir defa doladım. Zincir sayılarımız hep aynı. Bu son, hani 3 zincirle sık iğne yapmıştık ya. Şöyle bakın kolaylıkla girdik. 3 zincirle girmiştik sık iğnesini. Bu kadar arkadaşlar. Aslında o kadar da hani bunu yapıp diğerleri kolay dedim. Bu da fazla zor değil yani. Sizi de korkutmuş olmayayım. 5 zincir kolayca yaptık beraber. Hemen bu ilk kutucuğumun içine 5 zincirimi kirpik olarak kapattım buraya. Şöyle sabitleyip bakın köşede bir tane 5 zincirden tomurcuğumuz var. İkinci kutucuğun içine sık iğne ile geçiş yapıyorum. Buraya da 5 zincir, 2, 3, 4, 5. Hemen ikinci kirpiği de buraya yaptım. Sık iğne ile kutucuklara geçiş yapıyoruz ve kutucuklarımızın arasına 5 zincirden böyle tomurcuklar yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Hemen buraya kapattım 5 zincirimi. Şöyle diğer 4. kutucuğumun içine sık iğne ile geçiş yaptım. 5 zincir. Bu şekilde tomurcukları yapıyoruz tüm kutucuklarımızın içine. Sonuncu kutucuğa da girdim 5 zincir. 5 zincirimi kapattım. Şimdi bakın bir tanesini bitirdik. Bu kadar arkadaşlar. Bir tanesini bitirdik yaprağımızın. Bu ilk, bakın geçiş yaptık, hiç içine girmedik. İlk defa içine bu şekilde sık iğne ile girip bu yaptığımız yaprağımızın tek kısmını buraya sabitledik. Şimdi diğer yuvaya ikinci yaprak için sık iğne ile geçiş yaptım. 9 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. İkinci yuvaya sık iğne ile geçtim. 9 zincir çeviriyorum. İkinci tomurcuğun içine kapattım. Bu şekilde bakın. Bir tane arada boşluk. İkincinin içine giriyorum. Şöyle bir zincirle dönüşümü yaptım. Yine 9 tane sık iğne yapacağım. İlkinde olduğu gibi. 9 zincirimin içine bir zincirle dönüp 9 tane sık iğne. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bakın 9 tane sık iğneyi yaptık. 9 zinciri asla yuvaya girmiyoruz şimdi. En son bitişte gireceğiz. Yine 4 zincirle döndüm. Şöyle bakın ters tarafındayım. Bir defa tığımın başını doladım. Dibindeki sık iğneyi atlıyorum. Bakın buraya dibine değil bir sonraki sık iğneye bu şekilde 2 alarak buraya bir tane kutucuk yaptım. 2 zincir bir defa doladım. Bir tane kutucuk atlayıp ikinci kutucuğa ikinci sık iğneye bir tane kutucuk yaptım. 1 2 zincir bir defa doluyorum. Bir tane atlayıp şöyle 2 ve 2. Tekrar 2 zincir bir defa bir tane atlayıp ikinci sık iğnemin içine 2 2. Şöyle yine 2 zincir. Bakın sonuncu bir zincirle döndüğümüz bu sık iğnemizin tepe noktasına şöyle girdim. Bakın burada hiç kutucuk atlamıyoruz. Atlamak yok. Sadece burasının şöyle köşeli güzel durması için bu şekilde. Hiç sık iğne atlamadan zaten atlayacak sık iğne de yok. Hemen yandaki sık iğneye giriyorum. 5 zincir. 5 zincirimle döndüm.
Buraya bir tane tomurcuk yaptık. Sıradaki yuvaya giriyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen kutucuğuma sabitliyorum. Sıradaki kutucuğa sık iğne. 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sıradaki kutucuğa girdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sıradaki kutucuğa giriyorum. 5 zincir. Evet, ikinciyi de bu şekilde yaptık. Yine aynen, bakın, ikinci yuvanın içine sık iğne ile geçiş yaptığımız yuvanın içine yine sık iğne ile sabitledim bu şekilde. Diğer yuvaya geçerken hiç sık, zincir çekmeden direkt sık iğne ile bu şekilde sabitledim. Şimdi bundan buraya 5 olsun, 6.'yı son yuvayı beraber yapalım. Gösterdiğim şekilde bu şekilde buraya 4 tane daha yapalım. Evet, 6. yaprağımızı yapacağız. Hemen yandaki boş olan yuvaya, sonuncu yuvamıza sık iğne ile geçiş yapıyorum. Hiç zincir çekmedim. 9 tane zincir çekiyorum yuvamız için. 5, 6, 8 ve 9. Ters tarafına döndüm. İkinci tomurcuğumun içine buraya kapattım. Bakın bu şekilde 9 zincirden yuva hazırladık. Şöyle bir zincirle düz yüzüne döndüm. Bir zincire dönüş yapıyorum sık iğnemi. İçine girdiğim zaman rahat girmek için bir zincir kolay oluyor arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 zincirin üzerine bu şekilde 9 tane sık iğnemizi yaptık. 4 zincir çekiyorum. Şöyle ters tarafına döndüm. Bir defa tığımı doladım. Dibine değil, bir sonraki sık iğneme giriyorum. Şöyle 2, 2 alarak kutucuk yaptım. 2 zincir bir defa doladım. Bir tane bırakıp ikinci kutucuğuma 2, 2 alarak böyle bir kutucuk yaptık. 1, 2 zincir. Bir tane atlayıp ikinci sık iğneye 2, 2. Üçüncü kutucuk. 1, 2 zincir. Bir defa doluyorum. Bir tane sık iğne bırakıp ikinci sık iğneye kutucuğumu yaptım. 4 oldu. Bir defa tığımı doladım. Bakın hemen yanındaki burada en uca şöyle sivri güzel bir görüntü olsun diye hiç sık iğne atlamadan direkt bu bir zincirle yaptığımız sık iğnenin içine girip son kutucuğumuzu bu şekilde yaptık. 5 zincir çevirdim düz tarafına. Hemen kapatıyorum. Sık iğne ile diğer kutucuğa geçiyorum. 5 zincir. Şöyle. 4. kutucukta bu çatma işlemini yapacağız. Tutturma işlemini yapacağız. Evet. Sıradaki kutucuğa bakın 4. kirpiğimizi tutturma işlemiyle yapacağız. 2 tane zincirimi çektim. Şöyle. Bakın ilk sık iğnemizin içine buraya hani 3 zincirle yaptığımız sık iğnenin içine şu şekil tutayım. Rahat görmeniz için. Bakın, buradan giriyorum. Şöyle. Göremedim arkadaşlar o taraftan da. Buradan şöyle sizle beraber girelim. Şöyle düz yüzünden. İlk sık iğnenin içine hani 3 zincirle yapmıştık ya bu sık iğnemizi. Buraya kapattım. Bakın 2 zincirimi buraya tutturdum. Şöyle 1, şöyle 2.
Şimdi 2 zincir, bir tane tutturma sık iğnesi 3, 2 de üzerine çektim. Yine 5 zincirden bir tomurcuğum oldu. Bunu 4. kutucuğumun içine şöyle sabitliyorum. Sıradaki kutucuğuma, yani 5. ve sonuncu kutucuğuma sık iğne ile geçtim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın burada düğüm var. Hemen şu düğümü de arkada alalım. Kutucuğumu buraya bu şekilde oluşturdum. Şimdi bunu bakın, buradaki son hani sık iğne ile geçiş yaptığım yuva var ya, oraya giriyorum. Buraya sık iğne ile geçiş yaptığım yuvaya girip sık iğne ile bu şekilde buraya sabitliyorum. Şöyle dibine de bir tane zincirimi çekeyim. Hemen ipimi kopardım. Şöyle arkadaşlar, bakın şunları bir arkaya alırsam daha net, şöyle temiz bir görüntü olur. Bunlar arkada, yakacağız iplerimizi. Bu kadarcık arkadaşlar. Yapımı gördüğünüz gibi kolay. Hepsi zaten ilk kurduktan sonra burayı, diğerlerini hep ona monte ederek gittiği için çok kolay oldu. Şu ortadaki tohum kısmının yapılışına geçelim. Evet, bu yaptığımız orta kısma tohumları buraya yapacağız. Bu ortadan giriyorum hemen. Bakın iki tane trabzanın arasından çıkıyorum. Sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. Şöyle bir ve iki zincir, bir defa doladım. Trabzanı iki alarak yaptım. Hem zincirim hem de yapmış olduğum trabzanım, iki tane trabzan var. Bir defa doladım. Hemen iki tane. Ortadan giriyorum. İki trabzan arasına bu şekilde şöyle iki alarak kapattım. Yuvaya gir, iki alarak trabzan yap. Bir defa doluyorum. Yuvadan girdim. Şöyle iki trabzanın arasına iki alarak trabzan yaptım. İki, bir defa doladım. 2 2. Bakın bu şekilde her trabzanın arasına, şey, her yuvanın arasına, bakın her trabzan, iki trabzan arası yuva sayılıyoruz. Giriyorum. 2 tane trabzan yapıyorum. Şöyle 2 2 aldım. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2. Bir defa doluyorum. Şöyle trabzanın arasına girip 2 ve ip dolandı. O da orada kaynasın. Şöyle 2 2 olarak aldım. Bakın son trabzan kaldı. Oraya da aynı şekilde şöyle aralıyorum tığımın ucuyla. Tığınızın ucuyla aralayın. 2 ve 2. Bir defa doladım. Hemen 2 ve 2 olarak aldım. Bakın. Bu şekilde tüm yuvaları ikişer trabzanlarla doldurdum. Şöyle ilk yaptığımız zincir var ya, onun şöyle tepe noktasından girip buraya bir sahte sık iğne yapacağım. Bakın. Bu şekilde tığımdakinden geçirdim. Şimdi şöyle yapacağız. Bir tane trabzan sık iğne atlayıp diğerine, bunu da bakın bu taraftan daha net gözüküyor. Bir tanesini atlayıp ikinciye sık iğne. Şöyle yaptığımız sık iğnenin hemen yanındaki sık iğneyi atlayıp bu şekilde sık iğneler yapacağız. Bir tanesini atlıyorum. İkinci sık iğneye, trabzan tepesi yani, sık iğne yapıyorum. Aynı şekilde atlayıp ikinci trabzan tepesine sık iğne yapıyorum. Bir tane atlıyorum. Şöyle ikincinin arasına tersten bakın arkadaşlar. Çünkü altta böyle içine dönük olduğu için bakın gözükmüyor. Ama şu şekil şöyle çevirip sırtından bakıldığı takdirde çok güzel gözüküyor. Yine sık iğnemi yapıyorum.
Yine sık iğnemi yaparak şöyle yuvarlıyoruz. Bakın ortası küçülüyor. Döne döne her sık iğne yaptıkça bu şekilde ortası azalıyor. Bir tane atlayıp ikincisine sık iğne. Bir tane sık iğne bırakıp ikinci sık iğneye giriyorum. Bakın iyice küçüldü. Aynı şekilde bir tane bıraktım. İkinci sık iğnemi buraya kesim işlemi gibi daraltıyorum. Sonuncuyu da bu şekilde bakın. Hemen geldik. Şöyle onu da yapalım ve ipimizi koparalım. Sonuncu sık iğnemin içine de girdim. Ve dibine de bir tane zincirimi çekiyorum. İpimi biraz çekmek için uzun kestim. Şöyle. Bakın bu şekil. Böyle gök kubbe gibi. Şöyle ince uçlu. Kubbeler minare kubbesi gibi oluyor. Hemen bakın bu alt kısım var ya. Yaptığımız buradan tığımı sokup bu ipin kopardığımız son sık iğne yaptığımız ortadaki yuvadan uçtan çıkardım. Bunu da uzun bırakmamın sebebi şu şekilde tutmak için elimle bakın buradan girdirip buradan çıkarıyorum. İpimi şöyle elimle de bastırabilirsiniz. Bunu da çekip aşağıya doğru tohumu oturtturabilirsiniz. Bakın. Gördünüz. Bu kadar kolay arkadaşlar. Hemen. Bunu da buraya hemen ister sağlamlaştırın ister direkt yakın. Bunun şimdi çatım işlemine geçelim. Tutturma işlemine geçelim. Evet. İkişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz. Şöyle iki tane de zincir çektim. Bir defa doladım. İki alarak trabzan yaptım. Şimdi yapmış olduğumuz bu motifimi alıyorum. Bakın ikisi şöyle üstte göstereyim. Yukarıda kalacak. Şu iki yanlardan üçüncülerden tutturacağız. Şu bakın yuvamızı kapattığımız en son tomurcuk yapıp yuvamızı sık iğne ile sabitlediğimiz yere girip şöyle göstereyim arka tarafından. Buraya tutturdum. Bir iki zincirimi çekiyorum. Hemen bakın yandaki boş olana bu iki zincirimi sabitleyeceğim. Kenara alalım. Boş olan yere girdim. Şöyle bir iki zincir bir defa doladım. İki alarak yine aynı şekilde burada yaptığım gibi üçgen trabzan yaptım. Bir zincirimi çekiyorum. Bakın işte demin de göstermiştim. Buradan kapattığım yerden sayıyorum. Bu birinci yaprağım, bu ikinci yaprağım, bu da üçüncü yaprak. Üçüncü yaprağın bu en son bakın teli kapattığımız yuva var ya oradan girdim aradan. Aynı işlem demin yaptığım yerden girdiğim yerden tekrar girip buraya arkaya ilmek çıkardım. Yani bu trabzana tutturdum. Şöyle iki zincir çekiyorum sık iğne ile sabitledikten sonra hemen yanına boş olan tığ batıdan ilmeğimi çıkardım. Sık iğne ile buraya sabitledim. Bir, iki zincir. Bir defa doluyorum. Şöyle iki, iki alarak trabzan yaptım. Bu trabzanı bir göstereyim. Şöyle çünkü altta kalacak gözükmeyecek. Bakın tutum işlemi de bu kadar. Sabitliyoruz. İki tane boş trabzanla. Çok kolay. Benim bu zamanca sabitleme işlemi yaptığım İşlerin en kolayı diyebilirim arkadaşlar. Bu tutturma, sabitleme işlemi. Bunu bu şekilde tutturmak istemeyenler tığ battılarla da direkt tutturabilirler. Hani sağda şöyle 2-3 tane tığ battı bırakıp normal yapıyorduk önceden. O şekilde de yapabilirsiniz. Yoksa kolay olduğu için bunu size göstereyim dedim. Her türlü sabitleyebilirsiniz, dikebilirsiniz. Bakın ara suyu da bu şekilde yapılıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Tığım tutuluyor arkadaşlar. Bir, iki zincir. Hemen kapattım buraya. Yine bir,
iki zincir dibine bir defa doluyorum. Şöyle 2 2, bilmeyen arkadaşlar için bunu gösteriyorum. Bilenler biliyor zaten bu ara suyunu. Şöyle 1 2. Evet, tığ battımıza sabitledik. Mesela 2 zincir çekiyorum, bir defa doluyorum. Şöyle 2 ve 2. 1 2 3 4 zincir. Kapattım. 1 2. Bu şekilde. Şöyle istediğiniz 6-7 tane verebilirsiniz bu aras mesafesini. Uzak hoşlananlar uzak verebilir, yakın hoşlananlar yakın. Evet, bakın arkadaşlar. Yapmış olduğumuz, sabitlemiş olduğumuz işlemde böyle kalıp gibi oldu desem yeridir. Bakın bu şekilde aralarından, şöyle daha yakın göstereyim. Şöyle aralarından girerek bunları tutturdum. Şöyle sizlere ters çevireyim. Evet, işlemimiz bu kadar. Çok kolay arkadaşlar. Benim kamerayla ışıkla mücadele ettiğime bakmayın. Çok da hoş oldu. Böyle tohumlarını da kendi renklerinden değerlendirmek istedim. Sarıya mavi, sarı. Sarının tohumunu mavi, mavinin tohumunu sarı atarak. Bakın kalıp gibi oldu. Gerçekten ütü de yok. Şöyle bunu daha önce göstermiştim bir benzerini, trabzanlı olarak ve daha büyük olarak sanırsam. Bu da çok hoş oldu. Yapımı da bir o kadar kolay oldu. Böyle sabitleme işlemi de kolay oldu. Ben çok beğendim. Dediğim gibi bunu mevlüt örtülerinde de kullanabilirsiniz. Şöyle normal tülbentlerde de olur. Çok güzel bir model oldu. Çarkı felek gibi çok da hoş oldu arkadaşlar. Evet. Allah'a emanet olun. Sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.